birçok kişi onu izlemeye başladı. Güçlü olmalıyız. Tıpkı onun gibi. İsa dedi ki, güçlü olun. Türkiye'deki Hristiyan toplumun sesi olmak için Sat 7 Türk adlı bir televizyon kanalı kuruldu. Yayın akışında kiliseden canlı pazar ayini de var, dini temalı filmlerde. Genel yayın yönetmenliği de kamuoyunun bildiği bir isim. Malatya'daki zirve yayınevi katliamından dakika farkıyla kurtulan Gökhan Talas yapıyor. Talas ve kanalın genel müdürü Melih Ekener konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhaba. Ne zaman kuruldu kanal? Aslında geçmişi 2006 yılına kadar gidiyor kanalın. Fiilen 2012'den beri uyduda yayın yapma sürecini başlattık. Ama yaklaşık işte 2006'ya kadar dayanan bir geçmişi var kanalın. Ama galiba yılbaşından itibaren yeniden bir anons ederek 2015 Ocağı'ndan itibaren yayına geçtiğinizi... 2015 Ocak'ta TürkSat'tan yayına çıktı. TürkSat'tan yayına geçtiniz. Peki ne yayınlıyorsunuz? Niye böyle bir ihtiyaç var? Dediği gibi bu aslında yeni bir organizasyon değil. 2006'da Türkiye'de atılımları yapıldı. Aslında 1995'te çeşitli mezheplerden ve çeşitli geleneksel kiliselerden gelen 20 kişinin ilk Arabistan Arap Yarımadası'nda kurduğu bir kanal. Hı hı. Sat 7. İlk Sat 7 Arabik'le başlıyorlar. Ve amaç bu topraklarda 2000 yıldır Hristiyanlık kültürü, Hristiyanlık inancı yaşanıyor. Fakat son dönemlerde yavaş yavaş kültür yok oluyor ve oradaki insanlar, yani doğudaki insanlar batıya ya da diğer yerlere göç ediyorlar. Ve bu hani birçok şeyi de değiştiriyor. Yani kültür değişiyor, o topraklarda bir sürü şey değişiyor. Sat 7'nin amacı o topraklarda bu Hristiyan kültürünü anlatabilmek, doğru anlatabilmek ve oradaki Hristiyanların da bu inancı doğru bir şekilde özgürce yaşayabilmesi. Hı hı. Bu amaçla yola çıkıyorlar. 95 yılında 2006'da Türkiye'de... İnternet üzerinden başlıyor değil mi? Yok, ilk Sat 7 Arabik ilk şeyde başlıyor. Yutelsat'tan, Hotbird'den yer alıyorlar. Hotbird'den normal uydu yayınıyla başlıyor. Biz bütçe yokluğundan, hı hı, Türkiye'deki Hristiyanlar fakir olduğumuzdan ilk internet yayınıyla başladı. Sat 7 ile aranızda ne bağlantı var? Sat 7 ile Sat 7 Türk arasında ne bağlantı var? Sat 7 organizasyonun adı. Hı hı. Genel organizasyonun, hı hı, adı. Onların desteğiyle Sat 7 Türk'te oluştu. Yani onlar destek oldular. Hı hı. İlk desteği olanlar, ilk kurucuları onlar. Sonra biz aldık işte 2012'de geçtik, başına geçtik kanalı. Hı hı. Ve ekibimizle birlikte işte TürkSat için çok uğraştık. Nihayet geçen yıl yayın lisansımızı aldık. 10 yıllık yayın lisansımızı aldık RTÜK'ten. Ve bu yılda Ocak itibariyle yayına çıktık. Test yayına. Ne yayınlıyorsunuz? Aslında yani ilk amacımız Hristiyanlığın kendilerini anlatması. Çünkü Hristiyanlarla ilgili çok şey konuşuluyor. Özellikle azınlık olduğunuz bir ülkede sizinle ilgili çok fazla yorum yapılıyor. Dinen ve siyaseten. Ama genellikle çok fazla söz hakkı bulamıyorsunuz. Yani bu anlamda Hristiyanların kendini ifade ettiği bir alan yarattı Sat 7 Türk. Yani okullardaki din derslerinden tutun, medyadaki genel algıya kadar söylenen bir sürü yanlış şey var. İlk amacımız bunlarla ilgili doğru bir şey söylemek aslında. Sonrasında zaten hani biz bu ülkenin asli unsuru olduğumuzu düşünüyoruz ama çok görünmeyen bir yerdeyiz. Birazcık görünür olmamız, hani başkalarını teşvik etmemiz gerekiyor. Özellikle çok yalnız, kendini yalnız hisseden Hristiyanlar var. Yani Türkiye gibi ülkede bu normal ama onların diğer cemaatlere yaklaştığını hissettiği bir yayın politikamız var bir anlamda. Yani pazar günleri mesela hiç kilise olmayan, şehrinde kilise olmayan bir Hristiyan bizim kanalımızı açıp bir ibadeti izleyebilir başından sonuna kadar. Ya da çok ilgilendiği dini bir konuda, çok sevdiği bir pastörden ya da bir kilise önderinden, bir pederden öğretiş alabilir. Çocuklarının tam istediği formatta bir... protestan kanalı aslında değil mi? O değil, onu baştan söyleyeyim. Yani pastör deyince şimdi bunu sorma ihtiyacı duydum. Yok yok, onu anons ettin, protestan kanalı diye. Protestan kanalı zaten bir kanal, bir din kanalı olamaz. Hani bir
kanalın dini olamaz. Bu tamamen Hristiyan kültürünü anlatan bir kanal ve Protestan, Ortodoks ya da Katolik diye herhangi bir şeyimiz yok, seçimimiz yok. Hepsini alıyoruz. Kitab-ı Mukaddes'e inanan ve İsa Mesih'i Rab olarak görüp iman eden bütün Hristiyanların kanalı. Peki, şunu da sorayım. Yani siz Malatya'da büyük bir badire atlattınız, ölebilirdiniz. Birkaç dakika önce gelip o kapıyı çalsaydınız ki sesleri duyduğunuz arkadaşlarınızın başına gelenleri neredeyse kapının diğer tarafından tanıklık ettiniz. Nereden biliyorsunuz bunları? Bunları anlattı çünkü. Yani medyada daha önce röportajlarından ve o sırada o haberlerden biliyoruz. Tedirginlik var mı hala? Bir de böyle şimdi hani... Yani misyonerlikle suçlanabileceğiniz, daha fazla kitlelere ulaşabildiğiniz bir iş yapıyorsunuz. Yani bundan ötürü aldığınız tepkiler, hissettiğiniz bir rahatsızlık yani var mı? Türkiye'de, yani Malatya gibi bir olayı yaşamış olmak ekstra bir şey ama zaten Hristiyan olmak zor tek başına. Hani Hristiyan kimliğine sahip olmak zor bir şey. Hani bu sadece sistemin üzerinizde kurduğu baskı değil, mahallede, ailede, her yerde benzer sıkıntılar yaşıyorsunuz ama hani bu televizyon biraz da bunun için var aslında. Yani Hristiyanların çok da anormal, hani bu ülkenin normlarının çok dışında insanlar olmadıklarını, aslında günlük hayatın bir parçası olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Ben kişisel olarak hani bunun bir parçası olmaktan ayrıca sevinç duyuyorum. Çünkü hani hem yaşadığım, Malatya'da yaşadığım sıkıntı, sonrasında aile olarak yaşadığımız şeyler, yani bunlardan kurtulmanın bir yolu aslında kendimizi ifade edebilmek. Algıyı bu anlamda düzeltmek. Saat 7 yani. İyi bir araç kesinlikle. Hristiyan algısını düzeltmek. Çünkü Hristiyan deyince hemen öcü, misyoner ve misyoner de ülkeyi bölücü gibi görünen bir misyonerlik anlayışı hakim. Ve böyle bir algı var ve biz bu algıyı değiştirmek istiyoruz. Ve yavaş yavaş da bunu beceriyoruz sanırım. Çünkü gelen tepkilere göre televizyondan hani bunu başardığımızı hissediyoruz. Aynı zamanda hani demin dediğimiz gibi kiliselerden yayın yapıyoruz. Bu sadece Hristiyanlar için değil, Hristiyanlığı bilmeyen insanlar için de geçerli. Yani kilisede ne oluyor diye açıp kanalı seyredebilirler. Peki, ve kilisenin içinde... yayıncılık pahalı bir iş bir yandan da. Nasıl finanse ediyorsunuz bunu? Çok zor. Çok yani zor. Yani reklam şeyi başladı mı? Trafiği başladı mı? Başlıyor. Reklam veren var mı? İşte yakında başlıyor. Çok az yakında başlıyor. Daha yeni yeni duyuruyoruz kendimizi ve yani o da başlayacak. İnşallah ümit ediyoruz hani. Başlangıçta peki mesela bu Sat 7 organizasyonu mu bu işin kurulumu için bir imkan sağladı size? Yoksa ortaklar, hani Türk toplum ortaklar, Hristiyan toplumu mu? Yani? Türk ortaklar, Hristiyanlar tabii destek oldu, çoğu destek oldu. İlk kuruluşumuz öyle oldu. Ama bundan sonra hedefimiz hani kendi paramızı kendimiz kazanmak. Şundan endişe ediyor musunuz? Bir daha dönüyor hemen şey ama az önce mesela girişte bir örnek verdik. Bir çizgi filmde bir çocuk İsa Mesih işte anlatıyordu yani. Hristiyan inancının gereği olan sözler söylüyordu. Ya bunun mesela özellikle çocuklar nezdinde Hristiyanlık propagandası yaptığına dair eleştiriler, hatta saldırılar falan. Hristiyanlık propagandası bir suç değil. Yani, ama yani ama işte kırmızı kitap tartıştığımız vardı mesela yani, misyonerlik faaliyetleri diye bir tehditti kısa zaman öncesinde. Evet ya işte Türkiye'de demin de konuştuğunuz gibi hani Türkiye'de birçok şey değişiyor hani demokrasi açısından gelişiyor ve iyiye gidiyor. Biraz zaman alıyor, geç oluyor ama oluyor. Hani bu da o açıda hani o yolda iyi bir adım gibi geliyor bize. Hani Türkiye'de demokratikleşmesi açısından iyi bir adım gibi bir geliyor. Yayın politikamızın güvenli olduğunu düşünüyoruz. Yani yapılan dezenformasyona göre kendimizi yeniden şekillendirmeyeceğiz. Açıkçası çocuklar açısından ya da gençler açısından onların kendi kültürel değerlerine göre bir tehdit içermiyor Sat diye Türk. İzlerlerse bunu görecekler. Yani bu konuda tabii ki bir anti propaganda yapılması mümkün. Hani dönem dönem biz aldığımız feedbacklerde bunun örneklerini de görüyoruz. Ama bu ne yaparsak yapalım karşılaştığımız şeylerden biri zaten. O yüzden biz doğru bildiğimiz şeyi doğru yapmaya devam edeceğiz. Bir kısacık da şeyi anlatır mısınız? Yayın profilinizi anlatır mısınız? Ne tür programlar var? Yani mesela kiliselerden yayın yapıyorsunuz pazar günleri. Çizgi filmleri söyledik. Başka ne tür programlar var? Film yayınlıyorsunuz. Mesela yani film yayınlıyoruz. Özellikle bu yani Hollywood yapımı olan hani dini teması olan ama klasikleşmiş bazı filmler var. Bunları yayınlıyoruz. Dediğim gibi yani farklı kilise önderlerinin farklı zamanda öğretim programları oluyor. Stüdyo canlı programlar var mı? Konuklu canlı programlar aslında
Haftada bir kez haber yayını yapıyoruz. Hı hı. Canlı yayınları artırmak gibi yeni bir planımız var. Yeni haber süreçte. De enteresan. Evet. Yani sadece Hristiyan haberleri veriyoruz. Hı hı. Kaç saat yayın yapıyorsunuz günde? 7-24 yayın yapıyorsunuz. Her şey var yani, mutfak programı da var, yemek programı da var. Gençlik programı. Orada kadınlar mutfak için. Programında Hristiyanlıkla ilgili bir şey olmadığını varsayıyorum. Yoksa var mı? Yani var. Yani tabii ki var. Konuklar geliyor. Onlarla yemek yapıyorlar ve gelen konuk Hristiyan. Evet, onun... Tamam. Peki. TürkSat'ta yayın yaptığınızı hemen tekrarlayalım. Rütük kontrolü altındayız zaten. Evet. İzlemek isteyen de buradan uydu alıcısından taratıp kolaylıkla bulabilir kanalı. Çok teşekkürler gelip anlattığınız için. Biz teşekkür ederiz. Özellikle hani bir kanal olup bir kanalın tanıtımını yaptığınız için. Rica ederiz. Için çok rica ederiz. Yani bir de böyle bir sizin gibi bir geçmişi olan ve böyle bir travma atlatmış birinin böyle bir girişimin içinde olması gerçekten haber değeri de taşıyor. O yüzden de size bir söz hakkı vermek ve bugün ne yaptığınızı, şimdi ne yaptığınızı anlatmak istedik. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Reklamlardan sonra yine birlikte olacağız. Daha düşük karbon salımına sahip kuru duvar sistemlerimizle geleneksel duvar sistemlerine oranla ağaçları daha az yoruyoruz. Karbon ayak izimizi küçültüyoruz. Bordex ve Corex kuru duvar sistemleriyle yapılmış yapıları tercih edelim. Ağaçları daha az yoralım. Yaşanacak bir Türkiye geliyor. Kredi borcu çaresizliği olmayan bir Türkiye. Bankacılık sisteminde sorunlu hale gelen kredi kartı ve bireysel kredilerin faiz borçlarının en az %80'i silinecek. Ödemeler 5 yıla yayılacak. Yaşanacak bir Türkiye için gelin oy verin. CHP! Dil öğrenmeye Londra'ya gitti. İngiltere'nin en önemli tekstilcilerinden biri oldu. Cafer Mahiroğlu, umut dolu başarı hikayesini Tanem Sivar'a anlattı. İyi ki varsın. Cumartesi 11.10'da.